Merhabalar sevgili terazi burçları. Size özel bir mandala açılımı yapacağız sevgili gönül dostları. Evet sevgili terazi burçları bakalım merak edin neler söyleyecek size kartlar. Siz de merak ediyorsanız çayınızı kahvenizi alın gelin. Güzel bir açılım dinleyelim. Ben de niyetimi alayım o arada. Evet hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ben niyetimi alıyorum. Evet, terazi burcu mandala açılımı diyoruz terazi burçlarına. Terazi burcu mandala açılımı. Terazi burcu mandala açılımı. Terazi burcu. Evet. Sevgili terazi burçları. Gündemimiz artık kılıç kaldırmak sevgili terazi burçları. Artık ne istediğimizi biliyoruz. Hayır diyoruz. Hayır. Kılıcımız keskin artık. Sözlerimiz keskin. Davranışlarımız keskin. İzin vermiyorsunuz. Kendinizden taviz vermiyoruz. Kurallarımızın peşinden gidiyoruz ve dönmüyoruz. Kararlarımızın peşinden gidiyoruz. Kararlıyız. Ne istediğimizi biliyoruz. Daha mantıklı davranıyoruz. Daha rasyonel düşünüyoruz artık. Duygulardan uzağız sevgili teraziler. Artık resti çekmişiz kısacası. Artık resti çekmişiz sevgili arkadaşlar. Beklemedeyiz. Siz resti çekmişsiniz, beklemedeyiz. Ben söyleyeceğimi söyledim, yapacağımı yaptım, şartlarımı, koşullarımı, kurallarımı koydum. Bekliyorum sizden gelecek haberleri dediğiniz bir gündem var sevgili teraziler. Ve bu gündemle ilgili biraz böyle ikilem de var aslında, kararsızlık da var sevgili arkadaşlar. Yani amacınıza, ideallerinize giden yolda biraz ikilem var ya da iki konu var, iki durum var ya da iki kişiyle olan bir şey var. Bir ikili bir durum söz konusu burada. Bir kararsızlık olabilir. Hep aynı döngüyü yaşıyorum, daha önce de yaşadım diyor olabilirsiniz. Ya da iki durum arasında kalmış olabilirsiniz. Gitsem mi, gitmesem mi, kalsam mı, kalmasam mı, yapsam mı, yapmasam mı gibi. Ya da maddi durumla ilgili. Yani hep aynı döngüyü yaşıyorum. Alıyorum, veriyorum. A'dan alıp B'ye veriyorum. B'den alıp A'ya veriyorum. Bir şekilde düzen tutturmaya çalışıyorum diyor olabilirsiniz sevgili terazi burçları. Devam etmek istiyorum. Sıfırdan başlamak, hayata yeniden başlamak sizin başarınız. Ben her türlü sıfırdan başlarım diyorsunuz zaten sevgili terazi burçları. Yine bir sıfırdan başladığınız bir olay var. Yeniden başladığınız, sıfırdan başladığınız, pek sizden beklenilmeyen bir şey yapmış olabilirsiniz ya da yapacak olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Biraz fazla da rahatımıza düşkün olabiliriz. Biraz daha işte çalışmayayım, biraz daha işte rahatıma bakayım. Biraz böyle konfor enerjisinde olmak, biraz böyle tatil enerjisinde olmak. Elime işten güçten çekim enerjiniz sanki var gibi geliyor bana. Buraya biraz bağımlı gibisiniz. Yani kolay işleriniz yani kolay yoldan para kazanmak gibi. Bu kötü anlamda değil. Yani yattığım yerden para kazanmak, işte fazla kâr etmek gibi bir iş ticaret yapıyorsunuzdur. Bu ticarette fazla kâr yapmak istiyorsunuzdur ve rahat bir iş olsun istiyor olabilirsiniz. Bu rahatlık sizin bağımlılığınız kısacası. Rahatlık, konforunuz sizin bağımlılığınız. Rahatınızdan, konforunuzdan, lüksünüzden geri kalmak istemiyorsunuz. Bağımlılığınız bu şey sevgili arkadaşlar. Hayaller var. Güçlü hayallerde kuruyorsunuz. Hayallerinizi
Kurarken de olabilecek hayaller kurun sevgili teraziler. Olmayacak hayaller kurmayın ya da bazılarınız hayal gerçek olduğu olayını yaşıyor olabilir. Bazılarınız hayalimi yapmak için sıfırdan başlıyorum, hayallerimi gerçekleştireceğim dediğiniz bir enerji de olabilir. Bunlar herkes kendine göre alsın kabul etsin. Böyle bir durum söz konusu. Evet, zayıf noktanız para. Sevgili terazi burçları, zayıf noktanız para. Özellikle de aileyle birlikte iş yapıyorsanız aileden gelecek bir para olabilir ya da ailenin desteği olabilir. Burada bir zayıflığınız var. Paraya karşı bir fazla zaaf gösteriyor olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi şu an öldüm, bittim, tükendim dediğiniz bir durum varsa sevgili terazi burçları, farkında olmadığınız durum, bu konunun artık bittiği. Siz bunun farkında değilsiniz. Sizin ayağa kalkmanız lazım. Bu durum bitmiş. Yaşayacağınız en son şeyi yaşıyorsunuz sevgili teraziler. Bu durum bitmiş. Siz artık ayağa kalkmanız lazım. Bakın burada güneşimiz de çıkmış. Burada güneş aydınlanıyor ama siz ayağa kalkmaya mecaliniz yok, ama kalkmamız gerekiyor. Nasıl kalkacağız? Sıfırdan kalkacağız. Yeniden kalkacağız. Başlamak zorundayız. Hayat devam ediyor. Bir şekilde devam ediyor. Bu kılıçları üzerimizden tek tek çıkartarak ayağa kalkıp bu güneşi tekrar yüzümüze güldürmemiz gerekiyor sevgili teraziler. Sizin farkında olmadığınız durum bu. Öldüm, bittim, tükendim. Gelsin biri beni buradan kurtarsın. Hayır, öyle bir şey yok. Siz kendiniz kalkacaksınız. Buradan siz kendiniz kalkmaya çalışacaksınız. Kimse gelip sizi kaldırmaz. Kimse gelip şuradaki kılıçları çekmeyecek. Kendi işimizi kendimiz yapacağız sevgili teraziler. Evet. Sonuç olarak da sabret dedi. Sabretmen gereken bir dönemdesin diyor. Biraz maneviyata yönelmeniz gereken dönemdeyiz. Dualar, hissiyatlar, sezgiler, inançlar, işte ibadetimiz neyse, namazda, duada, işte herkes kendi inancına göre ne yapıyorsanız. Meditasyon yapma zamanı. İlahi sistemle enerjiyi gönderme zamanı. Dileklerimizi, isteklerimizi, niyetlerimizi duayla gönderip sabırla bekleme zamanı. Diyor ki sen dua et, kabul edecek olan Rabbim, bekle, sabret, olmasını bekle. Duanı eder etmez ertesi gün olacak diye bir şey yok. Beklenecek, sabredeceksin, sabrettikten sonra mükafatını göreceksin. Sevgili arkadaşlar. Evet, burada bu tarz bir enerji hakim sevgili arkadaşlar. Ya da uzun zamandır zaten sabrediyorsunuz. Uzun zamandır bekliyorsunuz. O kadarını yani şöyle herkese göre değişebilir. Kimileriniz bu enerjiyi yaşamıştır. Kimilerimiz daha yeni yaşayacaktır sevgili terazi burçları. Bazılarımızın anne ile ilgili gündemi olabilir. Anne ile ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Anne rahatsız olabilir. Allah gecinden versin. Ya da annenin bir konusu, bir durumu varsa bundan dolayı da öldüm, bittim, tükendim diyebilirsiniz. Yani annenizin sorunuyla ilgilenmek belki sizi de yormuş olabilir sevgili terazi burçları. Böyle bir enerji var sizde sevgili arkadaşlar. O zaman bandona açılımını bize söylenmesi gereken mesaj ne? Bizim alacağımız mesaj, bu durumun bitti. Artık öldüm, bittim, tükendim, yoruldum dediğiniz durumun bitti. Artık ayağa kalkma zamanı. Siz de bunun farkına varmanız gerekiyor. Maneviyata yönelmeniz gereken bir zaman. Sabrınızla ve imanınızla, kadere imanla, tevekküle geçmekle bu mükafatınızı göreceksiniz. Buradaki acı çekmenin, buradaki öldüm, bittim, tükendimin tabii ki bir ödül olacak. Bu ödülü de biraz sabrederek, bekleyerek gelebileceğini söylüyor kartlar bize. Biz zaten kendimiz ne istediğimizi biliyoruz, kararlıyız, şartlarımızı, kurallarımızı koymuşuz ve karşı taraftan yine bir beklenti içindeyiz. Belki bir yerde çalışıyoruz, şart koyduk, koşul koyduk ya da işte böyle olursa böyle çalışabilirim, şöyle yaparsanız çalışabilirim diye kendi kurallarımızı, kendi şartlarımızı öne sürdük ve karşı taraftan cevap bekliyoruz sanki. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Dediğim gibi çok çalışmayı seven bir enerji çıkmadı burada. Daha çok böyle rahat iş yapabileceğim, bir yandan rahat iş yapacağım ama bir yandan da fazla para kazanacağım bir enerjisi var. Para zaafınız, lüks zaafınız,
zaafınız, rahatlık zaafınız sizin zayıf yönleriniz sevgili teraziler. Buraları birazcık daha kendinizce oturtturmanız gerekiyor nacizane. Ve hayaller kuruyorsunuz ama olmayacak hayalleri de kurmayın. Olmayacak hayallerin peşinden sürüklemeyin kendinizi. Olmayacak hayaller yüzünden de her şeyinizi bırakıp sıfırdan bir başlangıç yapma deliliğinde de bulunabilirsiniz bazı arkadaşlar, sevgili arkadaşlar. Evet, burada delilik derken yanlış anlaşılmasın. Joker kartına deli de diyoruz biz bazı tarot kartlarında. O yüzden burada deli dedim. Kimse bunu yanlış anlayıp alttan bir şeyler yazmayın. Kimseyle uğraşamam sevgili arkadaşlar. Evet sevgili terazi burçları, sizin için de mandol açılımı bu şekildeydi. Biz de aldık, kabul ettik. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.